Hoş geldiniz değerli izleyenler. Espor Futbol Ligi'nde 9. hafta 2. gün maçlarının heyecanıyla sizlerle birlikteyiz. İlke ile birlikte. İlke hoş geldin. Yakışıklı mısın İlke'cim? Yo, baktım da şöyle bir... Yakışıklı, çok karizmatiksin. Yayına çıkmadan. Yani o üzerindeki gömleğin de... Gömleğim mi? Montumsu gömlek. Kız arkadaşım aldı. Öyle mi? Gerçekten zevkliymiş. Eyvallah. Güle güle güzel zamanlarda giy. Sağ olasın. Evet, bir maçlara bir gelebilir misin? Ben izleyicilerimize önce onu aktaralım. Bugün hangi maçlar var? Sonra 11'e geçelim. Hemen hızlıca ilk maça geçeceğiz değerli izleyenler. Başakşehir-Hatayspor maçıyla başlayacağız. Trabzonspor-Antalyaspor, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük, Rizespor-Yeni Malatyaspor maçları var. Dünkü maçlarda beraberlikler öne çıkmış. Kayserispor-Altay 1-1, Gaziantep-Galatasaray 2-2. Bu da yani Galatasaray'ın geçen senenin şampiyonunun istikrarsız gidişi devam ediyor ama buna rağmen ezeli rakibi Beşiktaş'ta Giresun'la 1-1 berabere kaldı ve tek kazanan Sivasspor Kasımpaşa karşısında 2-1'lik skorla ilk maçtan sonra puan durumuna da bakarız değil mi? İlk 11'leri şimdi 11 golü çıkmış bu arada, ben de onu saydım. Yine bakalım bugün geçemeyecek. Bu arada seninle alakalı çok Erhan abi winner. Biz hiç seni geçemedik bu arada. Yani evet, genelde hep yorumlarda da şey yazıyorlar. Erhan abi winner falan filan. Şimdi ikimiz denk geldik. Umarım 11 golü dünü geçeriz. İnşallah yani. 11 de iyiymiş. Şöyle Başakşehir'in 11'i. Kalede Metin Çelik. Üçlü savunmada Berkay, Harun ve Berkin var. Önlerinde Adem ve Efe Emre oynuyor. Sağ tarafta Melih, sol tarafta Ali Bertan. Forvet arkasında Mehmet Ali, ileride de Erhan ve Samet var Başakşehir'de. Evet, Kadir iyi yayınlar demiş. Kadir'e selamlar gönderiyoruz. Ben soyadını hatırlamadığım için Alayoğlu değil mi? Tamam. Organizasyonun başı. Gerçekten onu da tebrik ediyoruz. Ben yayınlarda söylüyorum. Bu kadar zor organizasyonu hatasız bu kadar iyi yıllarca devam ettirmesi çok başarılı. Ekip arkadaşlarımızı da kutluyoruz. Kadir'e de selamlar gönderiyoruz. MİK Hatayspor demiş. Hatayspor'lular geldi, desteklerini sunuyorlar. Ramazan Şen iyi yayınlar, tüm takımlara başarılar demiş. Geçen hafta neden oynanmadı demiş. Çünkü geçen hafta lig maçları vardı sevgili izleyicimiz. Rockstar, evet sen 11'leri aktardın değil mi? İkinci... Yok, Hatay'ı aktarmadım, evet. Hatay'ı da aktarayım. Hatay'ın 11'ini de vereceğiz şimdi. Kalede Peter var. Üçlü savunmada Hüseyin, Çağan ve Furkan oynuyor. Önlerinde Dani ve Mevlit. Sağda Ender, solda Ali. Forvet arkasında Ali Mercimek. İleride de Ertan ve Enis gol arayan isimler olacak Hatayspor'da. Evet, Mete Hünkaroğlu yayınlar demiş. Mert, Samet bol şans demiş. Özel mesaj göndermiş. Yavuz Ünal, selamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Biz mümkün olduğu kadar ben yorumları da sizlerin aktarmaya gayret edeceğim. İzleyicilerimizin yorumlarını da. Serdar Yetkin'den de iyi yayınlar mesajı gelmiş. Daha çok Hatayspor taraftarları. Serdar biliyoruz. Yetkin herhalde Beşiktaş. Beşiktaş'ta herhalde. Evet, olabilir. Beşiktaş'la alakalı bir şey diye hatırlıyorum. Bilmiyorum doğru mu. Evet, Safa demiş ki burada maç izleniyor mu yoksa sadece konuşuyorlar mı? Yani hangi maçı kastettiğine bağlı. Burası Espor Futbol Ligi'nin şu andaki yayınımız. 10. hafta, 9. haftanın 2. gün maçlarının yayının olduğu bir yayın. Yani hani gerçek bir maç bekliyorsan onu göremeyeceksin. Ama E-Spor Futbol Ligi'nde de heyecan müthiş sevgili Safa. Biraz sonra Başakşehir-Hatayspor maçının heyecanıyla izleyenlerimize karşı karşıya geleceğiz. Melo varsa Başakşehir alır demiş Çağatay. Kubilay Mavili iyi yayınlar demiş. 3-1 Hatay alır. Rockstar'ın maç yorumu senin var mı, skor yorumu? Yani ben Başakşehir'de Efe Emre orta sahada benim önemli bulduğum oyunculardan bir tanesi. Ben bir tık daha Başakşehir'i önde buluyorum. Evet, ben maçın 2-2 biteceğini düşünüyorum. 2-2 mi? Bol gol olsun. Bol gol olsun. Evet. Kazanan zaten biz yani kimin kazandığı gerçekten evet, bizi ilgilendirmiyor. Bol gol olsun, heyecan olsun. Mesela geçtiğimiz sezon müthiş bir heyecanla bittik. Son yani, haftaya kaldı. Evet, son haftanın son maçının maçı. Son 15 dakikasında 20 dakikasına kaldı. Yani Beşiktaş maçının son 20 dakikasında bir gol bulması durumunda şampiyon olacaktı ama bulamadı işte. Evet. Bu ligin bu oyunun güzelliği ve bir gole varacak Galatasaray şampiyon olmuştu geçtiğimiz sezon, hatırlatalım. Tabii bu sezon Fenerbahçe'de var, Beşiktaş'ta var, Galatasaray'da var, Trabzonspor. Fatih Karagümrük çok iyi. Evet. Yani yukarıya doğru özellikle Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kayıpları herhalde diğer takımların da şampiyonluk iştahını artırıyordur. Doğru. Puan tablosunu şimdi getirebilir miyiz maç gelmediyse? Herhalde bu. İzleyenlerimize. 9. haftanın değil mi? Yani biz 8. haftanın mı? Dünküler geldi mi? Hayır, dünküler eklenmemiştir. Gelmiş. Evet, dünküler de eklenmiş. Beşiktaş zirvede. 5 puan. 5 puanlık fark var. Beşiktaş ilk puan kaybını yaşadı dün.
Ama Galatasaray'ın yani son 5 haftada gerçekten inişli çıkışlı, daha çok puan kayıplı maçları var. Kayseri Spor'u unuttuk. Kayseri Spor tabii ki 19 puanla 3. sırada ve Karagümrük de 18, tabii maçı eksik. Kazanırsa 21 olacak, Galatasaray'a geçecek. Hatay Spor'un da yerinin çok iyi olduğunu görüyoruz. Onlar da 17 puanda ve kazanırsa Galatasaray'ı yakalayacak Hatay Spor. Bence çok önemli ve maç başlıyor. Başakşehir Hatay Spor maçıyla 9. haftanın ilk kapanış gününün ilk maçı. Cümlenin uzunluğuna bak. İlk takıma da başarılar. Başakşehir'in atışıyla maç başladı. Yine isimlerde bir takım problemler var ama soldan okumaya çalışacağım. Harun, Berkin, Adem, Ali Bertan, Mehmet Ali, Erhan'a doğru. Orada Antep savunması karşıladı. Hatay Spor şimdi savunmadan çıkacak. Topla. İsimleri tabii ki okuyamıyorum ben. Sadece Ali'nin adı görünüyor Hatay Spor'da. Sağ altta. Hatay Spor etkili geldi. İyi pas yaptılar bu dakikalar içerisinde. Bakalım burada bir şut pozisyonu bulabilecekler mi? Derin bir top. Orada karşılayan isim Ali Bertan oldu. Tekrar rebound alan Hatay Spor. Yaya doğru bir orta. Orada top tekrardan Hatay Sporlularda. Ama Başakşehirliler bu topu kazandı. Mehmet Ali verdi pasını Erhan. Mehmet Ali tekrar Erhan. Erhan orada Hatay Spor'u savunmasına çarptı adeta. Hatay Spor savunmadan ayağa çıkmaya çalışırken Samet kazandı. Başakşehir'de bu topu Erhan, Melih, Efe Emre. Efe Emre. Adem, Harun Başar, Berkay, tekrar Harun, Adem, Erhan'a oynadı, Erhan, Ali Bertan, Ali, Mehmet Ali merkezde, Mehmet Ali dönemedi ama kaybetti topu, tekrar kazanamadı orada Mehmet Ali. Sol tarafa uzun bir top. Orada Harun Başar şimdi topa hamle şansını yaptı. Hatay Spor reboundları alarak devam ediyor. Sola bir top. Başakşehir topun peşinden koşmaya devam ediyor. Derin bir top yine. Enis orada ama Ali Bertan, Berkin, uzun oynadı Berkin. Top Başakşehirlerde kaldı ve bir kontratak şansı derken geriye oynanılan bir top. Harun, Harun'un pası başarısız. İyi bir top ama tekrardan hücumu devam ediyor Hatay Spor'un. Ender, Efe, Enis. Ender orta içeriye kafa vuruşu, orada Başakşehirlilerden geldi ikinci pozisyon, şut gelir mi? Ender çekti topu, tekrar Ender'de kaldı top, şut geldi ama kaleci Metin Çelik'te bu top. Ve Hatay Spor biraz daha baskılı görünüyor. Yani puan tablosundaki yeri de onları biraz iştahlandırıyor tabii ki, demiştik baştan önce. Başakşehir de bu kendi ceza sahası çevresindeki bu toplarla biraz riske atıyor gibi geliyor bana. Evet, klasik Başakşehir diyebilir miyiz? Değil mi? Gerçekteki Başakşehir. Hoş, onlar riske yapmıyor. Karagümrük gibi değil ama Varioli dönemindeki Karagümrük gibi. Ama geliyor Başakşehir. Erhan'la geldi Başakşehir. Şutla geldi ama Peter bu topu bloke etmeyi başardı. Korner şansı. Maçtaki ilk korner Başakşehir adına. Dakika artık 29. Orta geldi. Orada kafa da geldi. İkinci pozisyon gelir mi? Mehmet Ali kesti ortayı ama tekrardan bir korner daha. Korneri kullanacak İstanbul Başakşehir. Çok arkaya bir top. Orada iyi bir organizasyon ama kaleci Peter'da kaldı bu top.
Peter uzun oynadı sola doğru. Orada kazandırdı bu topu arkadaşlarına. Ertan. Tekrar Ertan. Efe, Ertan. İyi bir top ama Adem. Pası geçmedi Adem'in. Efe Emre'ye. Melih kaptırdı. Ender. Pası orada. Müdahale geldi Başakşehirlilerden. Efe Emre. Sola Berkin. Harun. Efe Emre. Topla çıkmaya çalışıyor Başakşehir. Efe Emre. Bir fake. Çizgiye doğru. Orada Hatay Spor savunması dikkatli. Çıkartabilecekler mi oradan o topu? Efe'ye, Melih'e çarptı ve top out'a gitti. Pasla çıktı Hatay Spor. Ender sola doğru. Bizim gollü maç beklentimiz herhalde yani, pek olmayacak gibi. He? Evet maalesef. Samet bir çalım ikinci hareket. Top Samet'te kaldı. Mehmet Ali derin bir top. Orada Peter kalesini terk etti ve topu aldı. Bak ben bayılıyorum bu terimlere. Geçiş ucumunu çok iyi değerlendiremedim. Samet. Efe. Sağa doğru. Hatay Spor. İlk yarının son şansını yakalayabilir şu dakikalarda. Ertan. Top önünde kalmadı. Berkay. Berkin. Sola doğru. Ama maçın ilk yarısı sona eriyor. İlk yarıda 0-0'lık eşitlik var. Hatay Spor'un biraz daha önde geçirdiği bir oyun oldu aslında. Evet, Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir gibi. İzleyicilerimizin yorumları da var. Hatay 3-1 alır demiş. Api, 2-1 Hatay Spor alır demiş. Likya, 1-0'lık bir tahmin var. O da Hidayet Alkan. Yine hep Hatay lehine. Başakşehir taraftarları... Bozbaykuşlar yok herhalde. Evet, bu arada o... Bozbaykuşlar dağıldı mı? Ne oldu onlar? Vallahi hiçbir fikrim. Böyle bir üniversiteli kitap okuyan çocuklar vardı. Aha, o, değil mi? Onlar sanırım ekşi, yok İnci Sözlük'ten gelen bir ekipti o Bozbaykuşlar. Çok, çok güzel şeyler, işler yapıyorlardı. Evet. Yani, değil mi? Ama o herhalde Başakşehir Futbol Kulübü değildi. İstanbul Büyükşehir Belediye zamanında varlardı. Tabii orada o zaman vardı. Ama takım aynı takım, aynı ismi takım. Değişti. O belki de dediğin gibi şeylerini mi kaybettiler? Olabilir yani. Ama öyle bir kitap okuyorlar değil mi Türk? Aynen. Ama onların bulduğu Bozbaykuş'u kulüp sahiplendi. Evet kulüp sahiplendi doğru. Hatay Spor tekrardan oyunu hareketlendirdi. Ender. Enis. Ertan. İçeriye doğru bir top. Başakşehir savunması karşıladı. Hakem... Orada foul görmedi. Ender. Ender. Sola doğru bir top. Ali Bertan. Çıkmadı ileri Ali Bertan. Adem. Harun. Berkay. Harun. Berkin. Harun halen daha ısrarla savunmadan topla çıkmaya çalışıyor. Başakşehir. Erhan. Erhan iyi bir top. Alır mı Başakşehirliler? Mehmet Ali kazandı bu topu. Orada Ali Bertan kaptırdı. Harun. Sağındaki arkadaşı Berkay'a tekrardan bir top. Berkay biraz... Zor kontrol etmeye çalıştı ve pas isabetsiz ama Hatay Sporlar bunu değerlendiremedi. Solda Berkin, Adem, solda bir boşluk var. O derin oynamak istedi. Geçmedi. Ender, Enis, Enis Baroş. Baroş da ne boyucuydu ya. Bu arada burada bir foul düdüğü gelir mi diye baktım ama Ertan, Enis, Enis... Orta şansı geçmedi. Başakşehir savunmadan tek topla çıktı.
Sağda bir boşluk. Efe Emre geriye oynadı. Berkin. Ertan geçemedi. Ender. Berkay oradaydı. Enis Baroş. Enis çalım denemesi geçmedi. Ender. Derin bir top yine. Şut gelir mi? Şut geldi, direkten döndü. Direkten döndü ve sonrasında da üst ağlarda kaldı bu top. Hatay Spor etkili gelmişti. İyi bir top savunma arkasına. Ama şut direkte patladı. Harun. Efe Emre'nin pası geçmedi. Bir pozisyon şansı Hatay adına, iyi bir top. Şut gelir mi? O şut geldi ama. Kaleci Metin Çelik. Metin Çelik iyi çıkardı bu topu. Doğru pozisyon aldı. Nasıl bir korner organizasyonu gelecek Hatay Spor'dan. Yine uzaklara doğru bir orta. Başakşehir savunması karşıladı bu topu. Yine dönen topları alıyor Hatay Sporlular. Ender. Enis tekrar Ender. Ender. Orta. Ceza sahası dışarısına doğruydu. Tekrar Ender. İyi bir top. Orada Ertan. Ertan vuramadı. Berkay topu taca yollamak istedi ama korner oldu. Korneri kullandılar. Metin Çelik orada yumrukladı. Başakşehir kalecisi. Harun. Gelişi güzel bir vuruş. Hatay Spor savunması dikkatli. Ali. Ender. Ali. Orta içeriye. Orada bir röveşata denemesi. Savunma dikkatli Başakşehir'de. Efe Emre. Efe Emre'den sola doğru uzun bir top. İsabetli bir top. Erhan'la geliyor Başakşehir. Erhan. Vurdu. Kaleci çıkardı. Peter. İkinci pozisyon. Orada top Hatay Sporlar'da kaldı. Ali. Ali ile çıkıyor. Hatay Spor ama. Efe Emre dikkatli. Sağda Melih. Melih önündeki alanı değerlendirdi. Tekrar aldı Melih. Melih. Pası. Efe Emre. Mehmet Ali. Adem, orada Erhan, şimdi Ali Vertan, Ali tekrardan, Ali Vertan, pası Hatay Sporlu Ali'de kaldı. Uzun bir top, iyi bir top, Metin Çelik geç mi kaldı biraz, orada bir hata gelir mi? Ama bu hatayı telafi ediyor Metin Çelik, dakika 82. Metin. Uzun bir degaj geçmedi ama. Şimdi Ertan. Ertan'dan sağ tarafa doğru. Orada Adem karşıladı. Ali. Tekrar Ali. Efe Emre çıkardı bu topu. Samet. Berkay. Melih. Pası geçer mi? Efe Emre'ye oynadı. Efe'den bir derin top yine geçmedi. Harun, Berkin. Ertan'ın pası. Ali Bertan orada. Ender karşıladı. Enis. Top iki takım arasında gitti. Yerli. Ender. Enis'le paslaştı. Ender. Hatay Spor için son şans. Olabilir bu. İyi geldi Hatay Spor. Orta içeriye ama. Başakşehir savunması dikkatli. Son bir korner mi? Penaltı noktasına doğru bir orta mı gelecek? Metin Çelik de çıktı. Yumrukladı Metin Çelik. Çift yumruk. Bu arada evet, maçta sona eriyor. 0-0'lık eşitlikle. Tek bir şey söyleyeceğim. İsim konusuna dikkat edersek artık hangilerinin bilgisayarından giriliyor PlayStation'ından. O isimler yani hepsinin asıl yazılı olacağı şekle gelirse. Evet, bazen maç ayarlanırken herhalde bir ayarlanma evet, yanlışlık oluyor. O problem yazıyor. Çok problem. Biz tabii ki isimleri yazdığı sürece sizlere aktarabiliyoruz. Oyuncuları tanıma gibi bir imkanımız yok.
haliyle stadyumdan da anlamıyoruz. Evet. Sık numaralarını da göremiyoruz. O yüzden ona arkadaşlara bir kez daha söyleyelim. Aynı zamanda normalde isimler çıktığı zaman da bazen farklı isim yazan listede olanın dışında, yani işte makamını yazan falan da bizi zorluyor. O zaman biz ismini söyleyemiyoruz o arkadaşın, oyuncu arkadaşımıza söyleyelim. O bir şeyler yapanlar için. Evet, maç 0-0 sona erdi. Hatay Spor taraftarları bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yani ama bana kalırsa maç hakkıydı ya, değil mi? Evet. 0-0. Yani bence de Hatay, yani en kötü 1-0 Hatay Spor'un kazanması gerekiyor diyor. Öyle mi? Yine Başakşehir'in istediğini aldığını söyleyebiliriz yani. Evet. Oyuna bakışı ve taktiği. Çıkamadılar. Evet. Yani hücuma hiç çıkamadı Başakşehir. Onlar fırsat kolladı ama o fırsatta bulacak bir organizasyon geliştiremediler. İlk maç 0-0. Trabzonspor Antalya Spor maçıyla devam edeceğiz. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı bence gecenin en dikkat çekici maçlarından biri. Rize Spor'la da Yeni Malatya Spor karşı karşıya gelecek. Değerli izleyenler, biz tabii dünü geçme adına Erhan abi winner diye diye beni ilke bitirdi. Yani ilk maçtan 0-0. Evet, şimdi yani 4, 6, 8, 10, 11 golü 3 maçta geçmemiz lazım. Yani bu durumda Trabzonspor Antalya Spor maçından bir 6 gol bekliyor muyuz? Yani birazcık. Olur mu olmaz mı bakalım. Evet, Safa dillerinize sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, Başakşehir'in 10 numarası ve forvetlerinin adını duymadık sanırım bu maçta demiş. İşte oyun taktiği gereği onlar birazcık hücumu değil savunmayı düşündüler. Ve bir puanı da aldılar. Hatay Spor için 3 puan daha önemliydi. Evet. Onların da zirve yarışında 2 puan kaybettiklerini söyleyebiliriz. 9. haftada yine puan tablosunu ekrana getirirsek arkadaşlar. Evet, bu durumda Hatay Spor puanını 18'e çıkarmış oldu. Evet, 18 olacak. Şimdi Beşiktaş ilk puanını kaybetti. Bu tabii ki hani biz, şimdi Beşiktaşlar kızmasın bana da. Beşiktaş çok iyi bir takım. Zaten sonuna kadar bunu götürecek. Belli ki en büyük favori şu anda. Ama hani biz istiyoruz ki hani kopan şampiyonluğu haftalar öncesinden belirleyen bir takım olmasın ki heyecan artsın. Değil mi? Evet. Son yani haftalara tabii ki Beşiktaşlar kopsun, biz şampiyon olalım isteyecekler. Tabii ki bence Beşiktaş yani şu ana kadarki performansı bile diğer takımlardan daha fazla hak ettiğini gösterdi kesinlikle, şimdilik. Kesinlikle. Galatasaray'ın geçen seneye göre düşüşü. Evet. Bir mağlubiyet, iki beraberlik aldılar. Aslında şöyle, yenilen goller Beşiktaş ve Galatasaray'ın eşit ama atılan gollerde evet, 14 gollük bir fark var. Zaten bu belirlenmiş oluyor. Aynen. Yani 9 maçta 15 gol. Yani 1-8-0'lık bir skorla evet, gelmişti. Evet. Kimi yendiklerini hatırlayamadım tam olarak. Kasımpaşa olabilir. Yeni Malatya olabilir mi? Beşiktaş Kasımpaşa'yı galiba 8-0 yenmişti evet, ilk haftalarda. Evet. Son sırada biraz sonra maçını izleyenlerimize aktaracağımız Antalya Spor'u görüyoruz. Evet. Ve galibiyeti yok. Yani ligin galibiyetsiz tek takımı durumunda. Galibiyetsiz aynı zamanda beraberliksiz ve aynı zamanda puansız tek takımı durumunda. Bu arada az önce biz hani bol gol olsun dedik ama ligin en az gol yiyen iki takımının maçıydı bir önceki de. Hatta öyle mi? Evet yani. Evet, Hatay Spor 4. 4. Başakşehir, evet, Başakşehir 4. Evet, onu gözden kaçırmışız. Ve aynı zamanda ikisinin de bu haftaya kadar attıkları ve attıkları gol sayısı da eşit. Evet, hala eşittir. Hala eşittir. Tabii ama işte bunu puana çevirmek ne kadar önemli görüyorsun. Evet. Biri 8 puan toplamış, diğeri 17 puan toplamış. Evet. 3, 4, 6, 8, yani 9 puan biri. Evet, yani tabii. 9, 17 yani 8 puan. Aynı gol sayısında yani 9 gol atıp 4 gol yiyerek Hatay Spor'un 17 puan, çok şimdi 18 evet 18 puan elde etmiş olması gerçekten bence çok takdire okuyayım değer. Mı? Evet. Kalede Yusuf oynuyor Trabzonspor'da. Dörtlü savunma Erdem Yakışıklı, sol tarafta Murat Karaca, Adrian Ademi ve Hidayet Halkan'da stoperlerde. Önlerinde Batuhan ve Cem oynuyor. Üçlünün sağında Eyal, solunda Burak, forvet arkasında Tanay var.
En ileride de gol arayan isim Sezer Doğan Trabzonspor'da. İlki abi dün yoktun berabere kaldık demiş Serdar Yetkin. Serdar herhalde Beşiktaş. Takımın şansı olduğunu düşünüyor senin. Sen olsaydın kazanır mıydın? Yani bilemeyeceğim. Şimdi biz burada yayıncı olduğumuz için bu yorumu çok rahatlıkla yapamıyorum. Evet, Trabzonspor ve Başakşehir gibi kulüplerin ilk onda olmaması üzücü demiş Asao. Antalyaspor 11'de yani onu da okuyayım. Onlar da dörtlü bir savunmayla diziliyorlar. Olcay kalede, sağda Emre, solda Emre, sağda Emre Karaman, solda Emre Türk. Stoperlerde Gökhan ve Bulut var. Sağ kanatta Uluç, sol kanatta Anıl. Ortada Enes ve Durukan İlter var. İleride de Emre Yurdagel ile Rıdvan Yağmur gol arayan isimler olacak Antalyaspor. İki takım da dörtlü savunmayla evet. Çıkacak. Dikkat bir şey söyleyeyim, bence bu maç yani nazar değmeyeyim, şom ağzımı açmayayım. Sanki bana bol gol olacakmış gibi geliyor ya. Bu dörtlü savunmalar beni korkuttu açıkçası. Öyle mi? Sen şeyden mi ya, gol olmaz diye mi? Evet evet aynen. Bakalım ama işte tahmin ettiğin gibi de olmuyor. Evet. Göreceğiz. Bilal Balcı demiş ki Antalya yener geçer beyler demiş. Antalya'nın puanı yok henüz. Onu da söyleyelim. İzleyicilerimizin yorumlarını mümkün olduğu kadar aktarmaya çalışıyorum. 2-0 Trabzon alır demiş Likya. Trabzonspor taraftarının daha fazla olmasını beklerdim burada. Evet. Ama evet görelim Trabzonlular burada mı? Trabzonspor taraftarları. Tabii onlar normal Süper Lig'e değil mi vermişler kendilerini? Çok kararlı olmuş olabilir. Ne diyorsun? Oldu mu şampiyon Trabzon? Yani onlar kızıyor bu tarz yorum yapılmasına ama... Çok erken çünkü yani. Ya ama şöyle yani bu yorum yapılır. Ya bir de bence şöyle Trabzonların ben o haklı şeyini ya anlıyorum ya. 97-98 sezonu muydu? Bir o varmış galiba. 95-96 Fenerbahçe'ye kaybettikleri. Bir de 2010-2011 muhabbeti var. İşte o çok var. Konuşulan 2011 evet. Şampiyonluğu. İki tane konuşuluyor. Onun haricinde hani ben hak veriyorum yani buraya kadar geldik. Buradan sonrasında hani evet. Şeye girip rehavete girip kaybetmeme korkusunu ya da ne bileyim çekincesi korku yanlış oldu. Çekincesini anlıyorum ama şöyle söyleyeyim. Bence her duyguyu zamanında yaşamak daha değerli. O şampiyon olduğundan maç sonrasında böyle hurra abi o patlama olacak onu herkes biliyor zaten. Ama sanki her duygu yok. Bugün kazanıldı mı mutlu olsun Trabzonspor. Tabii mutlular yani niye mutlu olmasınlar. Ama sanki şimdi... hani daha önümüzde maç var ya bugünkü maçın mutluluğunu. Şimdi bu senin biraz önce altını çizdiğin iki sezon gerçekten travmatik olarak Trabzonspor taraftarını evet. ister istemez etkiliyor. Yani bu oyuncular üzerinde de baskı oluşturabilir. Evet. Özellikle ben o... 90'lı yıllarda kaybettikleri şampiyonluğu çok iyi hatırlıyorum. Orada gerçekten çok hani 2011'e göre çok daha önde ve rahat pozisyondaydılar. Yani öyle ki 2 hafta kala mı Fenerbahçe ile Trabzon'da oynadıkları maçta bir beraberlik şampiyonluğu getirecekti. Ve atamıyorlar değil mi? Yani hayır, gidiyor. 1-0 öne geçtiler evet, de ya. Ve sayısız gol fırsatından Rüştü hatırlıyorum kaledeydi galiba. Rüştü efsane maçlarından biliyorsun onun efsane maçları vardır yani. 95-96 değil mi? Evet, sonrasında zaten 4 yıllık bir Galatasaray dominasyonu geliyor değil mi? 96-97. Orada bir Beşiktaş'ın Dağım'la şampiyonluğu var bir sene. Ondan sonra Galatasaray'ın geliyor. 2000-2001'de mi Galatasaray? Hayır, Fenerbahçe. Tam nasıl 4 yıl oluyor? Hayır, o 94-95'de oldu. Emin olamıyorum yani. Çünkü orada sanıyorum 95-96'da şeyin şampiyonluğu var. Beşiktaş. Dağımlı Beşiktaş'ın bir şampiyonluğu. O da aslında çok beklenilen bir şampiyonluk değildi. Yani o Trabzonspor'un tabii ki o iki sezonki şeyi ama şöyle diyelim ve maçtan sonra söyleyeyim. Bu seneki kadar büyüklerin geride kaldığı bir hiçbir şey değildi. Hiçbir sene olmadı değil yok, mi? Hayır değil Trabzonspor'un ama tabii ki beklemek lazım. Başka bir takım da çıkabilir. Evet değerli izleyenler 9. haftada 2. günün 2. maçı Trabzonspor'la Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid formasıyla bayılıyorum ben Antalyaspor'un bu formasına da. Antalyaspor sahada iki takıma başarılar diliyoruz. Bol gol bekliyoruz. Savunmada riskli paslaşmalar neredeyse korner olacak. Trabzonspor presi sonuç verdi. Sezer gol fırsatı. Gol geliyor. Gol geliyor. Bu kadar savunmada topla oynayınca Antalyaspor golü adeta ayağına çağırdı. Eyal topağlara gönderen isim.
1-0 önde Trabzonspor, ligin puansız takımı Antalyaspor karşısında. Bakalım Antalyaspor bu gole karşılık verebilecek mi? Kısa paslaşmalar. Enes savunma kafayı vurdu. Burak şimdi Batuhan'la oynadı. Batuhan sağ kanatta, Cem önünde, Eyal var. Geriye döndü. Cem Batuhan'la paslaştı. Topu aldı Sezer. Tanay. Tanay ceza yayında. Yerden pas, savunma araya girdi. Tehlikeyi uzaklaştırıyor. Seken top Trabzonspor'da. Üçüncü dakikada gelen gol. Trabzonspor 1-0 önde ve sol kanatta Burak topla buluştu. İyi hareketler, güzel bir çalım. Cem kaldırdı topu. Gol, gol, gol. Offside yok. Gol var. Trabzonspor 9'da farkı 2'ye çıkardı. Müthiş organizasyon. Savunma arkasına. Hele o kadar kısa mesafede. Müthiş pas. Burak'ın golü. Antalyaspor gerçekten bu kötü başlangıç sonrası bakalım toparlanabilecek mi? Şimdi Enes şık hareketler, sekti savunmadan, atak devam edecek. Gol, gol yağmuru, inanılmaz, inanılmaz. Anıl Uyar 12. dakika 2-1. Gerçekten benim maç başında söylediğim şeyi yaşıyorum. Evet, benim tereddütlerim boşa çıktı. Uzun top. Ama devam etsin böyle. Evet, aynen öyle. Şimdi Antalyaspor beraberlik için geliyor. Savunma arada. Eyal. Sağ ayağının dışıyla kontrol etti. Sol ayağıyla önünü almaya çalışsa bence kaleyle karşı karşıyaydı ya. Cem. Eyal. Sezer. Şimdi Eyal. Baktı içeriye. Şut pozisyonu. Savunma orada kalabalık. Duvarı ördüler. İyi pas geldi ama savunmada yerinde müdahale Hidayet'ten. Batuhan, Tanay, Sezer. Şimdi Burak. Burak aldı, verdi pasını. Savunmadan tehlikeyi uzaklaştıran gelişi güzel bir vuruş. Seken top Antalyaspor'da kaldı ve şimdi Antalyaspor sağ kanattan geliyor. İyi geldiler. İyi geldi. Savunma da yerleşmeye çalışıyor. Bir vuruş direkten döndü. Top çizgiyi geçmedi. Gol çizgisi teknolojisi var mı bu ligde? Var. Oyunda var herhalde. Var var. Müthiş bir vuruş. Top süzülürken bir anda Nihat'ın şutu evet, aklıma evet. Geldi 2008'de. Köşe vuruşu kullanıldı. Çek Cumhuriyeti'ne. Çek Cumhuriyeti'ne 3-2. Öne geçirdiği gol. Eğer aldı. Şimdi Trabzonspor için müthiş bir fırsat. Sezer kafayla indirdi Burak. Burak gole gidiyor ama savunma dur dedi. İyi değerlendiremedi Trabzonspor bence bu fırsatı. Savunma çünkü çok az adamla evet. Kalmıştı ve şimdi harika bir çalım geldi. Savunma, korner. Antalya'da bir değişiklik var ya. Antalya 2 golü yiyince kendine geldi resmen. Dakika 25. 2-1 Trabzonspor önde. Ceza yayına doğru. Sekti kafalardan Tanay. Tanay'ın pası Burak. Yanımda Eyal var. Tanay. Burak. Batuhan. Tanay'ın pası. Eyal bıraktı Cem. Tanay. Şut gelmedi. Savunma müdahale ediyor. Anıl'ın pası. Şimdi hızlı geldi Antalyaspor ama İşte dörtlü savunmanın bozmamanın aslında biraz da bu kontra ataklardaki ekmeğini yiyor evet. Trabzonspor. Batuhan. Cem. Batuhan. Sekti savunmadan. Hidayet. Orta yuvarlakta. Cem'le oynadı. Eyal. Eyal. Batuhan. Tanay. Burak döndü, verdi pasını. Sezer, Sezer'in pası, şut, yine savunma. Orada iki çok yerine müdahale geldi. İki pozisyonda. Şutun önüne ayak koydular. Anıl bıraktı. Şimdi güzel hareketler. Adrian. Murat'tan aldı pası. Batuhan. İyi pas. Şimdi Burak. Önünde boşluk var. Ama rakibini geçemedi. Top dışarıda. Tanay, Burak,
Batuhan'dan Burak'a, Tanay, Batuhan, Adrian, Hidayet. Tanay'ın pası Cem'e. Boşluğu yakaladı Trabzonspor. Golü de buldu. Golü de buldu Burak. 3-1. Trabzonspor harika paslarla rakip kaleye attı adeta. Örgü Burak verdi. Demirci aynen öyle. Öyle nakış nakış işledir herhalde. Süper Lig'deki Trabzonspor gibi oynuyorlar evet. Değil mi? Vakayeme soldan geldi. 2-1'den sonra şimdi Trabzonspor farkı 2'ye çıkarmak için geldi, kaleci çıkarıyor. Olcay. Gole izin vermedi. Köşe vuruşu son 4 dakika. İlk yarının sonunda. Öndre'ye doğru. Eyal. Orta. Vuruş, gol geldi. Goller ardı ardına geliyor. İlk yarıda bu 5. gol. İnanılmaz maç. Gollü maç istiyordun ama kalecinin de işte burada evet. Ben hatasında olduğunu düşünüyorum. Ben de üzerine geliyorum. Hidayet Alkan savunmadan ileri çıktı. Köşe vuruşunda bir golcü gibi voleyi yapıştırdı. Kaleciyi de avladı. Olcay izledi adeta. Sezer. Batuhan. Antalyaspor iyice koptu oyundan. Maçın hemen başında 2-0'dan sonra toparlanmışlardı. Şimdi gol mü geliyor? Hayır. Bravo bu arada. Kaleci çıktı aldı. Çok iyi bir ne derler orada perdeleme geldi. 2-0'dan sonra bir reaksiyon gösterdi. 2-1'e geldikten sonra da aslında 2-2'yi bulacak pozisyonları buldu Antalyaspor. Lig'in puansız tek takımı. Direkten dönen bir top var evet. 2-1'de. Ama pozisyonlar da var. Onun sonrasında Trabzonspor gerçekten kaliteli ayaklarının anlaşmasıyla iki gol daha buldu. Sen bu arada şey demiştin. 0-0 bitince Başakşehir. 5-6 gol demiştin. Evet. 6-0 gibi bir skor. 6 sayı. Yok. Toplam gol dedi. Toplam mı dedin 6'yı? Aynen. 6-5-1 şu anda. 4-5. Evet. İkinci yarıda bir 5 gol olursa değil mi? Evet evet. Olur mu? İkinci yarıdaki 5 golü bilmiyorum ama yani en azından Başakşehir-Hatay maçını bir kenara koyduk mu evet, biz? Evet telafi ettik galiba biraz. Evet bizim biliyorsunuz bu maç... izleyenlerimizi hatırlatalım. Önceki günlerle hep rekabetimiz evet. Var. Gol sayısını geçmek için biraz da coşkuyu artırıyoruz kendi aramızda. İkinci yarı başlıyor Trabzonspor'un vuruşuyla. İkinci yarıda da ilk yarıdaki kadar bol gol bekliyoruz. Murat topla buluştu. Burak şimdi Batuhan kendi yarı sahasında top çeviriyor. Trabzonspor Erdem Eyal. Burak verdi pasını. Savunma araya giriyor. Kaptırılan top Burak. Burak bugünün etkili isimlerinden. Burak sıyrıldı. Önünde de kaldı ama evet onu... evet ama tabii ki o oyunda kol reaksiyonu evet. Ve alışkanlığı diye bir şey var. Kaleci Olcay'ın büyük hatası yine rakibe gönderdi topu hem de kendi yarı sahasının ortasında ama hızlı değerlendiremedi bu pozisyonu. Trabzonspor. Cem. Tanay. Cem. Sağ kanat. Erdem. Eyal. Tanay. Sezer, sekte Eyal. Eyal'da kaldı top. Eyal, korner. Hayır, karar out. Out kararı geldi. 53. dakika Trabzonspor, Antalyaspor karşısında. İlk yarıda gelen goller var. 4-1 önde Bordo Mavililer ve ikinci yarıda da daha fazla gol atacakmış gibi görünüyor. Çünkü Antalyaspor özellikle kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor. Kırmızı beyazlı ekip. Atletico Madrid forması giymiş evet. Şekilde sahalarımızda gösteriyor. Ya bu arada gerçek formalar. Evet. Antalyaspor'un ben bu yıl Antalyaspor'la Konyaspor'un formalarını çok beğeniyorum. Konya'da da bir Celtic havası var. İkisi dikkat Başak çekiyor. Başakşehir'in de formaları güzel. Güzel. Benim hoşuma evet. Gidiyor. Yani renkleri iyi kullanıyorlar. Şimdi Sezer verdi pasını. Gol pozisyonu ama golü garantiye alayım evet. Derken Olcay'ın kucağına attı topu. Tanay. Murat. Presi var. Şimdi Batuhan'dan Eyal'a savunma çok sert bir müdahale. Topa dedi maçın hakemi. Oyun devam ediyor. Çıktı. Dışarıda. Faul beklentisi vardı. Evet.
Antalya döndürür maçı 5-4 demiş Bilal. Bilal bekliyoruz bakalım. Ama şu anda yarı sahayı bile geçemedi neredeyse. Evet. Antalyaspor ikinci yarıda özellikle yatarak müdahale. 60 dakikayı geride bıraktık. İlk yarının aksine henüz ikinci yarıda gol sesi çıkmadı. 60 ilk 15 dakikada 3 gol izlemiştik biz. Şimdi sekte Adrian orada dikkatli. Batuhan'a kazandırdı. Oyunu kuracak Batuhan ama pres var ve Antalyaspor topu kazanıyor. Oo. Hemen de kazandığı kadar hızlı bir şekilde rakibe teslim etti. Trabzonspor bir Antalyaspor top kayıpları ve sonunda Sezer atağı olgunlaştırıyor. Trabzonspor Burak Tanay ve... Kötü bir tercih. Evet. Gerçekten. Şimdi savunmadan çıkacak Antalyaspor. Kalecisi iyi değil Antalya'nın demiş Emre Ateş. Çok hata yapıyor demiş. Yani bilemiyoruz ya. Kalecilik de zor bu oyunda tabii, değil mi? Tabii tabii. Ya bir tane... Evet o Hidayet'in golünde bence hatalıydı. Evet. Üstüne geliyordu. Reaksiyon gösteriyor. Bir Batuhan Alyas var. Rize Spor kalecisi yanlış bilmiyorsam. Onun ben kaleciliğini çok beğeniyorum. Eyal. Yani. Eyal çevirdi. Korner. O Batuhan'ın kaleciliği cidden bambaşka bir seviyede. Hatta milli takımda da oynuyormuş. Türkiye Spor milli takımı. Gol! Gol geldi. Köşe vuruşunda kafayla Hidayet indirdi. Ve sonrasında o kalabalıkta top ağlara gidiyor. Adrian savunma oyuncularının stoperlerin işbirliği Hidayet indirdi. Adrian attı ve gerçek futbolda olduğu gibi stoperlerin yan toplarda köşe vuruşlarında işte skora katkısı. Evet. Bizim Türk takımlarının gerçekte pek uygulayamadığı diyelim. Evet maalesef. Evet Antalyaspor şimdi ikinci gol için geldi kaleci Yusuf. Yani bu durumda Bilal'in 5-4 Antalya çevirir tezi de düşmüş oldu. Evet. Yani sen 6-5 çevirir diyorsan Bilal bilmiyoruz. Onu bilemeyeceğiz. Şimdi Eyal yine sağ kanattan geldi. Pas hatası var. Orada Anıl. Şimdi top kaybı Cem. Cem aldı. Cem verdi. Savunma araya girdi. Cem. Oh. Son çizgi. Şık hareketler. Top oyunda. Atak devam ediyor. Şut pozisyonu. Ekstra pas dışarı gitti. Ekstra pas. Bomboş. Bomboş pozisyonda. Yani aslında ikinci ekstra pası yaptılar. Evet. Ama gol gelmedi. Herhalde biraz heyecana kapıldı çok boş kalınca. Murat. Murat'ın pası Burak'a. Antalyaspor'un oyun disiplinini iyice kaybettiğini söyleyelim. Şimdi Sezer. Sezer Burak yanında. Burak Sezer'i bıraktı. Sekti top Tanay. Ceza yayında. Burak. Burak çevirdi. Biraz önceki golü kaçırdıktan sonra şut atmakta tereddüt ediyor. Burak. Tanay. Antalyaspor kalecisi olacağın kötü gününde olmasını bence değerlendirmeleri evet. lazım. Şut atmakta fayda var. Ben şimdi savunmanın arkasında çok şık bir savunma müdahalesi geldi. Ve Antalyaspor yine yatarak müdahale var. Top Burak'ta. Burak aldı topu. İki oyuncu ceza sahası içinde. Burak döndü geriye. Batuhan. Murat atağa destek verdi. Sol kanatta. Burak girdi ceza sahası içine. Savunmaya çarpan top kornere gitti. Maçta artık son 5 dakikanın içindeyiz. 5-1. Trabzonspor'un Antalyaspor karşısında üstünlüğü var. Antalyaspor böylelikle 9. haftayı da puansız kapatmış olacak. Ön direk. Kafa sekte olacağı. Yine Hidayet. Bir gol bir asisti var. Erdem. Bir gol daha çıkarsa çok keyifli olacak bu arada. Adrian. Trabzonsporlar için özel bir rakamlar ortaya çıkacak değil mi? Özel rakamlar. Öyle bakmamıştım konuya ama o da doğru. Evet Burak. Burak Tanay. Tanay gol! 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 Olmadan gol dedik çünkü çok belliydi artık. Önü bomboş. Seni mi kıracağız? 6-1. Evet işte o rakamlar çıktı. Artık Trabzonlular gol atmaz bence. Eyal topu ağlara gönderdi. İşte şu skor tabelası yukarıda soldakine baktığın zaman 61'i oluşturdular. Plaka numarasını Trabzon şehrinin. Batuhan, Tanay, atacak Sezer. Ben tabii atarım. Atarlar canım. Murat. Murat Karaca. Murat. Murat topla çok oynadı. Oyuncuların çok yaptığı bir şey bu. Evet. Herhalde otomatik basıyorlar değil mi?
kontrol edemiyorlar joystick fazlasıyla. Şimdi Eyal korner. Bir gol daha gelir mi ya? Yani son artık 20 saniye herhalde köşe vuruşu sonrasında aksiyon bitince oyunu bitirecek maç. Sona erecek maçın hakemi. Şimdi kafa çekti. Gol fırsatı. Karambol savunma çıkardı. 61 olarak kalsın dediler. Trabzonspor Antalya Spor'u 6-1 mağlup ediyor. Ve Trabzon'un plaka numarasını işte skor tabelasını böyle yazmış oluyor. 11 gol dün çıkmıştı. Bugün 2 maçta şu an 7 gol çıktı. Bir maçta 7 gol. Yani toplam 2 maçta bize 4 gol en azından dünü yakalamamızı sağlayacak. Dünle yarış halinde olduğumuz için bunu da söylemek lazım. Evet tabii bizim için önemli. Evet yani 5 gol çıkarsa dünü geçmiş oluyoruz. Umarım geçeriz. Zaten Fenerbahçe, Karagümrük ve Rize Spor, Malatya maçları var. Rize Spor bir puan durumunu bir alabilir miyiz? Bilal Balcı demiş ki yazıklar olsun demiş bu maça 6-5 döndüreceğini düşünen izleyicimiz. İlginç de yorumlar var ama burada okuyamayacağım. 6-1'de bırakın 61 olsun demiş maç devam ederken bir izleyicimiz. Plakayı yazdırdık demiş Ömer Erkam Baş ve Trabzonspor taraftarı mutlu. Evet. Birazdan Fenerbahçe Karagümrük maçı var. 1907 Fenerbahçe Spor cidden aşağılarda epey bir zirveyle 13 puanlık bir fark var. Bugün kazandığı takdirde de epey bir yükselecekler aslında. Evet. Rize Spor maçının sonucundan bağımsız olarak söylüyorum. O maçı da hesaba kattığımızda belki Rize'nin altında veya üstünde kalabilirler. Ama 15 puana gelecek Fenerbahçe. Onlar adına değerli bir maç. Karagümrük de kazanırsa Fenerbahçe karşısında onlar da 21 puanla ikinciliği alıyorlar. İki sıra birden atlıyorlar. Bu da Karagümrük adına değerli bir maç. Ben yine bol gole gideceğini düşünüyorum maçları. Umarım istediğimiz gibi olur yani. Evet, özellikle Karagümrük bence ligin flaş ekiplerinden Kayserispor'la birlikte 19 gol attılar onlar. Fenerbahçe'nin biraz daha gol sayısında geride olduğunu görüyoruz. Puan tablosunda da 13 gol attı ama savunmaları iyi, 7 gol yedi. Karagümrük biraz daha kalesinde fazla gol görmüş, 11 gol. Yani o sıradaki bir takım için. Ama onlar gol atarak biraz açığı kapatmışlar gibi görünüyor. Tıpkı üstündeki Kayseri gibi. Zaten oyun sistemi takımlar nasıl belirliyorsa hani gol yemekten ziyade gol atmayı düşünüyorsa onu bir şekilde telafi ediyorlar. Ama bu arada şunu da belirtelim. Trabzonspor 11 puana yükseldi ve Başakşehir'i geride bıraktı ve Trabzonspor son haftalarda müthiş bir çıkış içinde. Evet. Onlar da son sıralardan buralara kadar geldiler. Trabzonspor'un da yukarıları zorlayacak bir takım olacağını düşünüyorum. Ben de. Onlar da tutturmuş gibi görünüyorlar takım havasını değil mi? Kolej havası. Kesinlikle. Kolej havası nasıl oluyor? Bana bir açıklar mısın? Ben onu merak ediyorum. Herhalde hani takımın 11 tane futbolcunun böyle 6-7 tanesinin işte öz kaynaktan işte Türk oyunculardan, genç oyunculardan oluştuğu bir yapı. 4 tane de onları destekleyen bir yani daha deneyimli oyuncuların olduğu bir kolej takımı diye herhalde ondan söylüyorlardı. Yani hani şeydir ya dillere pelesenk olmuştur böyle şeydi kolej havası gibi. Bence daha hani profesyonel değil de kolejde şey olur ya. Kolejde ne için oynarsın? Hani kazanmak için, kazanmanın mutluluğu için. Çünkü ne para kazanırsın ne bir şey kazanırsın. Sırf oyunu sevdiğin için ve bir grup olarak birlikte kazanmaktan mutluluk duyduğun için oynarsın. Ve en önemlisi de bu kolej havası lafı da şeyden geliyor biliyorsun. Amerika'da kolejler sporda çok iyidir ve mesela taraftarı da orada oynayan da o koleji gerçekten taraftarı olduğunu hisseder ve bir ömür boyu gerçekten ömür bitene kadar o kolejin bütün sporlardaki maçlarını takip ederler adamlar. Hani aslında bu camiaya bağlılık, sadakatle ilgili bir şey. Yani bizde de beklenen o. Yani arma için oynamanın bir diğercesi diyelim. İlk 11'lerde geldi. 1907 Fenerbahçe E-Spor'un 11'inde kalede Burak Satır var. Üçlü savunmada Osman, Furkan ve Adrian oynuyor. Bir dörtlü orta saha hattı. Deniz sağda, solda Onur. Merkezde Oğuzhan ve Emre Ot. Önlerinde Deniz Soyak. Sol forvet Eren Ançer, sağ forvette de Thomas Wimmer oynuyor Fenerbahçe'de. Karagümrük'ün 11'i, kalede Finn var, üçlü bir savunma onlarda, Christian, Mikael ve Onur var, solda Tunağan, sağda Arment, merkezde Çağdaş ve Erkan, önlerinde Erhan oynuyor. Solda sol forvette Sipan, sağ forvette de Kadir Mazlum, Beşiktaş Karagümrük'ün
11'i bu şekilde. Beşiktaş maçı da benim önümde açık bu arada. Attın senin orada zaten. Yok orada kaç değil. Kaç maç? Şu an 1-0 oldu. O yüzden de Beşiktaş gol attı diyecektim ya. Beşiktaş koymadı. Evet onu da takip etmemiz gerekiyor ya. Yani. O yüzden önümde duruyor. Atiba mı attı? Atiba atmış. Atiba da epeydir ilk 11'de değildi. İlk 11'e girdi ilk maçta golünü genç attı. Ve gelecek vadeden oyuncularından Beşiktaş değil mi? Herhalde bu yıl son artık onunda. Teknik direktörlük için gelecek vadede. Evet. Bu olur bence bu arada. Evet olabilir. Yani kafa yapısı, bu arada, karakteri, Kanadalı olması. Şöyle teknik direktör değil de ben onunla alakalı çok böyle ciddi yerlerden şöyle bir şey duydum. Hatta buna şöyle de bir örnek var anlattıktan sonra örneği de vereyim. Maç daha başlamıyor herhalde. Başlıyor mu? Şöyle işin business tarafında yani takımın o işte ne derler işte sportif AŞ vesaire deniliyor ya hani oradaki evet. Profesyonel. Anladım. O noktada ciddi manada çalışmalarının olduğu bile söyleniyor. Yani bu Türkiye'de, sadece Beşiktaş açısından söylemiyorum futbol açısından. Türkiye'de olmaz o. Ya, o şey bence de olmaz. Ve. Ya sen diyorsun ki Ajax'a Van der Sar gibi ne bileyim. Juventus'tan işte, Nedved. Evet onun gibi ya da Bayern Münih'te Alman takımlarının hepsinde birer örnek sayabiliriz. Beşiktaş'ın Volvo'yla Salihamidzic'i evet, sayabiliriz. Beşiktaş'ın Volvo'yla işbirliğinde orada şöyle bir şey yakalamıştım ki onu da bana örnek olarak söylemişlerdi. İşte futbolculara arabalar veriliyor. Futbolcular sonra gidiyor. İşte bir tokalaşıyorlar ediyorlar falan filan. Atiba kalıyor. Volvo'nun CEO'suyla 2 saat boyunca sohbet ediyorlar. Böyle. Öyle bir muhabbet yani. Anladım. Yani aslında spor yöneticiliği konusunda evet, adam kafayı bir şeye takmış. Zaten ben hani Kanadalı olduğu için dedim ya sen orada lafa girdin. Niye öyle dedim? Çünkü Amerikalılar ve Kanadalılar bu tip kariyer şeylerine evet, zaten iyi eğitim almış oluyorlar biliyorsun onlar. Ve kariyer takıntıları vardır. Kariyer için çalışmayı severler, uğraş vermeyi severler. Çalışkan adamlardır. Atiba'da da öyle bir şey gördüm ben. Evet. Bak doğru görmüşsün demek ki. Sen de çok güzel altını doldurdun. Teşekkür ediyorum. Ya keşke senin dediğin gibi olsa sportif direktör ama hakiki ve şey yetkisi olan sportif direktör yani. Adı sportif direktör ama ne yaparsın işte arada bir görünüyor basın evet, önüne çıkıyor. O öyle değil. Gerçek kararları alan, orada futbol takımına akıl koyan, aklını ortaya koyan, teknik fikirleri ortaya koyan. Teknik direktörü yemeyen, hani onu yedikten onu sonra görevini. Ya aslında sportif direktör kurumunu yerleştiren takımlar şöyle işliyor. Bizim için teknik direktör önemli değildir. Biz zaten öyle bir sistem kurarız ki uygun teknik direktörü getiririz. Evet. Tabii ki teknik direktörün artı eksi katkısı olur, faktörü olur ama tek çekici o değildir. Ama bizde öyle değil. Türk futbolunda tek çekici. Sırtını alır teknik direktör seni şampiyon evet, yapar. Evet. Ya da hani çok kötü duruma getirir. Onu taşlar gönderirsin. Ama işte görüyorsun Bayern Münih kimi getirse, Dortmund kimi getirse. Çünkü onlar teknik direktöre bırakmıyorlar gelsin evet, de bir şey yapsın diye. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Umarım burada isimler. Evet ben de çok zorlandım bir önceki maçta. Sipan, evet isimler istediğimiz gibi. Çağdaş, Mikail, Christian, orada Onur ayak koydu, kazandı ama pası geçmedi. Bu arada Fenerbahçe taraftarı maça çok yoğun ilgi göstermiş. Tribünler tıklım tıklım dolu. Sarı lacivertlerin de özlediği bir tablo evet, var değil mi bu? Evet, kesinlikle. Emre Ot, geçen yıl Beşiktaş'taydı Emre Ot'ta. Osman, sola doğru. Adrian, Onur. Arment. Önündeki arkadaşına doğru bir top. Orada Adrian. Dikkatli. Furkan. Uzun oynadı Furkan. Christian karşıladı. Erhan. Tunahan. Çağdaş. Tunahan'a doğru iyi bir top. Tunahan. Orada Oğuzhan. Ayak koydu. Deniz'le çıkıyor Fenerbahçe. Tommy. Eren Ançer orada Onur atlı. Dikkatli Eren Ançer'i döndürmedi. Erhan. Gelişi güzel bir vuruş. Pas oldu. Kadir orada. Topu istediği gibi kontrolü altına alamadı. Adrian. Emre Ot. Osman. Deniz. Oğuzhan. Onur. Tekrar Deniz. İyi pas yaptı. Fenerbahçe ama Çağdaş'tan bu arada sizin oynayacağınız topa derdiği bir taşa doğru bir düştü mü? Evet, Çağdaş'ın tepkisi sonuç verdi. Evet. Bir dönüş var.
Çağdaş boşuna kızmamıştı. Evet evet. Bir dönüş oldu. Evet, maç skor tahmini almamıştık. İzleyicilerimizden de bekliyoruz. Bu arada Harry Kewell, rumuzlu bir izleyicimiz, Antalyaspor geçen sene ilk 5'te bitirdi, zirveye oynadı değil mi? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet doğru, Antalyaspor bir önceki sezon Türkiye Kupası'nı kazandı. Geçen ve şampiyonluğu son hafta kaybetti finalde. Evet. Bir önceki sezon Beşiktaş'a. Geçtiğimiz sezon da iyiydi. Ligin üçüncüsüydü. Hatta sanıyorum Türkiye Kupası'nda final oynadı. Belki kazanmış da olabilir. Hafızam beni yanıltıyor geçtiğimiz da olabilir. Geçtiğimiz sezon mu? Evet, geçtiğimiz sezon. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazandı. O zaman Antalya ile oynadılar galiba. Finalde. Yani Antalya çok iyi bir takımdı ama bu sezon işte o iki sezonu aratacak durumdalar. Ve puansızlar. Yani biz de çok şaşırdık. Evet. Beni de şaşırttı açıkçası ama tabii doğru yapılanma çok önemli. Kadrolar çok önemli. Kadroların uyumu çok önemli. Ama Nuri Şahin'le bir çıkışa geçtiler herhalde değil mi tekrardan? En gerçek azından takımı mı diyorsun? Efendim? Gerçek takımı. Evet, gerçek takımı. Buna anladık. İzleyicimiz çünkü burada turnuvadaki Antalya Spor'dan bahsetmiş. Biliyorum, biliyorum. Diğer Antalya Spor'u Nuri Şahin, bu arada ben çok umutluyum ya Nuri evet, Şahin'le. Evet, ben umutluyum. Emre Belezoğlu'nun umutlusun. Ya bence zaten Fenerbahçe'nin onu göndermesi tarihi hataydı. Yani orada neler oldu belki hani... vardır ya tarihte sonradan çıkar. O gün neler yaşandı. Emre Belezoğlu neden gönderildi? Ben hiç anlam da veremiyorum. Çünkü camiaya sadakat desen eyvallah. Başarı desen eyvallah. Evet. Uyumlu da çalışıyor gibi görünüyorlardı. Hani bir restleşme de söz konusu değildi. Emre Belezoğlu da Başakşehir'de müthiş gidiyor. Evet. Ya şimdi her şeyi bizim Alaturkalığımıza vurmayalım da hani yurt dışı görmüş, büyük takım görmüş adamlar da başka türlü oluyor abi. Yani ve hani sadece tek bir ülkede değil, İngiltere, tabii. İspanya, İtalya. Inter'de oynadı, Atletico Madrid'de oynadı, Newcastle'da oynadı. Yani dediğin gibi hani futbolun çok organize oynandığı ve iyi teknik direktörlerle evet, çalıştı. Hector yani. Cooper'le çalıştı. Hector Cooper'in Hector Cooper olduğu zamanda. Yani Ordu Spor'dan bilirler arkadaşlar. Zamanındaki yani Ordu Spor'dan. Tabii o Inter'deydi o Hector Cooper. Evet yani Walter Zenga da vardı herhalde çalıştığı hocalar içerisinde. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaccheroni de vardı. Diego Simeone ile çalıştı. Tabii en önemlisi var. Simeone. Ben Simeone bir okul ya. Yani, yabancıları saydık ama Fatih Terim'le çalıştı. Tabii. Aykut Kocaman'la çalıştı. Abdullah Avcı'nın zaten sistemi çok yani Emre Belezoğlu'nun şu an oynattığı sistem Abdullah Avcı'nın oynattığı sistemi. Yani böyle oyuna biraz akıl katan hocalarla yani biraz daha böyle taktiğe uygun hocalarla son ya, döneminde çalıştı. Bir de çalıştı. Zaten zeki bir futbolculuğunda evet, da çok zeki. Zeka da çok önemli. Yani hani işte Sergen Yalçın da her ne kadar sonu kötü de olsa yani o zeka biliyorsun futbol zekası. Çünkü futbol zekası şöyle bir şey. Yani yetenek, ayakların, vücudun bir şeyler yapıyor olabilir ama o aklından okuma, süzme, evet, oyunu görme. Mesela Rıdvan Hoca'da da o vardır. Evet. Yani şimdi onlar bambaşka bir şey. Sen bakarsın başka bir şey görürsün. Bu adamlar bakar başka bambaşka bir şey görürler. Yani senin 10 dakikada anlayacağını 30 saniyede çözülür. Evet, evet, kesinlikle. Yani bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani ben Emre Belözoğlu'nda o da olduğunu evet, düşünüyorum. Yani inşallah çok başarılı olur. Sakin de mesela hani futbolculuğunda çok şeydi ya, agresifti ve hani bu çok eleştiriliyordu. Teknik direktörlüğünde sakin olduğunu evet, da düşünüyorum. Baştan mı alacağız maçı? Evet. Maçı baştan alacağız. O zaman tekrardan başlayalım. Fenerbahçe'nin atışıyla maç tekrardan sıfırdan hareketlendi. Uzun bir top orada. Christian topun kontrolünü aldı. Adrian kafayı vurdu. Deniz, Emre Ot, Tommy, Eren Açer vurdu kaleci Fin. Fotoğraf çektirdi Fin. Fin uzun oynadı sola doğru. Orada top direkt olarak taca gitti. Emre Ot, Deniz, Tunahan kazandı bu topu. Tunahan, iyi bir top. Erhan, Kadir. Kadir gidiyor. Kadir ceza sahası içerisinde. Orada müdahale geldi Osman'dan. Osman sonrasında Deniz'e kazandırdı bu topu. Tommy ile bu sefer hücum şansı Fenerbahçe adına. Deniz, Emre Ot, Furkan, Emre Ot. Sağ tarafta Deniz. Orta gelir mi Deniz? Biraz kötü bir orta. Fin'de kaldı top. Fin yere indirdi. Uzun oynadı. Orada Emre Ot kafayla karşıladı. Top karagümrüklerde kaldı. Erkan sola doğru. Tekte oynar mı Tunahan? Oynadı ama Deniz kazandı bu topu. Deniz, Emre Ot, Oğuzhan.
Deniz, Tommy, Eren Ançer, Çağdaş orada. Onur kafayı vurdu. Oğuzhan, Onur Atlı kafayla karşılayan isim. Osman, Sipan orada. Osman, Deniz, Deniz Doğan geçmedi. Tunahan, Erkan sağ oynadı. Cristiano biraz gerisine gitti bu top. Mikail, Onur Atlı, Çağdaş, Çağdaş, Tunahan, Tunahan, gidiyor Tunahan. Orta gelir mi? Tunahan çekti topu bir daha. Solunu aldı. Tunahan orta şansı yaptı, ortasını geçmedi. Sipan, Sipan, iyi bir top. Erhan, açı aradı ama Osman orada. Dikkatli, Osman direkt topu taca attı. Çağdaş, taç atışını kullanacak Karagümrük'te. Dakika 16. Biraz daha hareket bekliyoruz her iki takımdan da. Kadir, Sipan alamadı. Bu sefer taç Fenerbahçe'nin. Osman, Emre Ot, Erhan, Çağdaş, Tunahan, Tunahan, Tunahan orada. Dikkatli, Fenerbahçe savunması yine. Emre Ot taç atışını kullanacak. Emre Ot kime oynayacak? Uzun bir taç atışı mı gelecek? Öyle oldu. Erhan karşıladı. Kadir şut şansı. Kadir'den iyi bir top savunma arkasına ama Adrian dikkatli. Adrian dikkatli. Erkan, Kadir şut şansı. Sipan vurdu. Direkten döndü. İkinci pozisyon Kadir'e çarptı ve gol geldi. Gol geldi. Karagümrük için şans anı. Gol geldi dakika 20'de. Burada ilk şut direkten dönüyor. Sonrasında Kadir kafayla müdahaleyi yapıyor ama çok istemli bir şekilde mi bunu yaptı onu bilemeyeceğim. Ama 1-0 öne geçiyor Karagümrük Fenerbahçe karşısında dakika 20'de. Tekrardan başladı Fenerbahçe oyuna. Eren sola oynadı. Onur, Onur orta şansı bulamadı. Emre Ot, Eren Ançer, erken bir cevap gelir mi Fenerbahçe'den? Eren Ançer, Oğuzhan, Emre Ot'tan şık top, Deniz, Eren Ançer, döndü Eren Ançer, verdi pasını Deniz ama Christian, Christian topu karşıladı, Oğuzhan topu oyun alanının içerisinde tuttu, Adrian, Deniz, Kadir, Kadir, Arment müdahaleyi yaptı, Erhan, gelişi güzel bir vuruş ve top out'a gitti. Out atışıyla oyuna tekrardan başlayacak Fenerbahçe. Burak, Furkan, Osman, sol stoperine doğru, orada Adrian var. Adrian, Onur, Adrian, Onur verdi pasını şimdi. Deniz savunma arkasına doğru geçse yüksek ihtimalle offside olacaktı. Çağdaş, Erhan, orada Adrian yine dikkatli. Savunmanın bugün en önemli ismi. Bu arada evet, yine bir offside. Savunma arkasına giden oyuncu offside'daydı Fenerbahçe'de. Endirekt serbest vuruşu kullanacak Karagümrük. Christian, Erhan sola doğru. Tehlikeli olur mu? Orada Osman müdahaleyi yaptı. Pasını da aktardı Deniz'e. Emre Ot pası geçmedi. Erhan, Sipan, Sipan topla fazla oynadı Sipan. Oğuzhan, Arment epey öne çıktı, müdahaleyi yaptı. Emre Ot, Emre Ot, Çağdaş dikkatli. Fenerbahçe ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçemiyor şu dakikalar itibariyle. Erhan önlü alanda bir baskı Oğuzhan'dan. Deniz'in de baskısı. Top kimde kalacak? Deniz. Şimdi Onur Atlı. Onur uzun oynadı. Adrian karşıladı bu topu. Onur, Onur verdi pasını şimdi Oğuzhan. Oğuzhan indirdi Tommy'yi. Christian orada. Erkan ama top Finn'de kaldı. Uzun oynadı Finn. Osman karşıladı bu topu. Deniz.
Oğuzhan, Eren Ançer, Onur, Tommy, Onur Atlı, dikkatli Onur Atlı, Furkan, Deniz, Tommy, Eren Ançer, Eren, Deniz ama Mikail. Savunmada Karagümrük hiç hata yapmıyor. 42 dakika itibariyle Çağdaş'tan savunma arkasına doğru. Orada Sipan, Osman. Oyun alanında tutamadı topu Osman. Korner Karagümrük adına. İlk yarıda ikinci golü bulabilecek mi Karagümrük? Erhan orta geldi. Öndüreye doğru Burak kafayla karşıladı. Yine bir orta. Yine öndüreye. Onur Atlı dışarıya çıkarmıştı. Tommy orada. Deniz Doğan. Pası orada. Erkan dikkatli. Mikail. Artı bir geldi maçın ilk yarısına. Erkan sağa doğru. Orada Adrian kafayla karşıladı. Tekrar Erhan. Erhan pası Arment. Uzun bir top denemesi geçmedi. Bu arada Fenerbahçe'den savunma arkasına doğru bir top. Serbest vuruş geldi. Oğuzhan orada Onur Atlı topu kornere yolladı. Bakalım oynatacak mı hakem? Artı birin de epey üstüne çıktı. Korner kullanılıyor. Geldi o korner. Ama Karagümrük savunması Kadir'le uzaklaştırdı bu topu. Ve maçta ilk yarının son düdüğü geldi. İlk yarıda Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü var. Evet. Çok gollü bir maç olmadı. Ama tabii iki güçlü takımın mücadelesinde de hani çok bir kopuş da beklemiyorduk açıkçası. Tamam ya, gömleğin güzel abi. Sürekli yok. Altını çizip vurgulamana gerek yok yani. Allah Allah. Sevgilim aldı işte gömlek çok güzel falan. Yok be abi. Bu arada ikinci yarı başlamadan programın sonunda unuturuz. Şimdi yarın yılbaşı izleyicilerimizin evet. Yeni yılını da kutlayalım. Tabii. 2021 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz ve umut ediyoruz 2022 çok iyi bir yıl olur. Evet. Yani sağlıklı, mutlu, huzurlu geçireceğimiz, o sıkıntılarımızdan sıyrılacağımız bir yıl olur. Özellikle şu Covid'in yeni şeyi geliyor mesela. Evet. Yani inşallah. Şimdiden mutlu yıllar dileyelim. Karagümrük. Oyunu hareketlendirecek ikinci yarıda Kadir, Mikail, Onur Atlı, Tunahan, Erkan, Sipan çekti topu ama önü boştu. Kadir sola doğru, Tunahan orada Osman dikkatli, Fenerbahçe savunmasında Osman, şimdi Deniz Doğan sağa oynadı. Orada Tommy savunma arkasına doğru bir koşu var. O koşuya doğru iyi bir pas. Eren Ançer. Eren dönemedi. Erkan. Tunahan. Ondan da bir uzun top gelir mi? Merkeze iyi bir top. Erhan aldı. Erhan gidiyor. Verdi pasını Erhan. Sipan'da Kadir. Kadir şut şansı orada. Fenerbahçe savunması dikkatli ama Tunahan kazandı bu topu. Tunahan orta şansı. Tunahan Emre Ot tepesinde. Tunahan. Şimdi verdi topu. Sipan. Onur Atlı, Çağdaş, Mikail, Tunahan, Erhan, Onur, sağ oynadı. Deniz Doğan orada Onur Atlı karşıladı. Emre Ot, Erhan, Sipan Fenerbahçe savunmasında boşluk var. Sipan orada... Kritik bir müdahale geldi. Şimdi Fenerbahçe adına bir kontratak şansı. Deniz Doğan savunma arkasına doğru. Orada Christian dikkatli. Onur, Deniz, Mikail. Tunahan döndü. Veremedi pasını. Tunahan. Osman. Sipa'nın baskısı. Osman boşluğa iyi oynadı. Eren Ançer. Deniz. Çağdaş ama Eren'de kaldı. Onur. Onur'dan şık hareketler. Ceza sahası içerisindeydi Onur. Erkan uzaklaştırdı bu topu. Adrian. Erhan savunma arkasına doğru iyi bir top. Kaleciyle karşı karşıya Sipan. Sipan gole gidiyor. Sipan sağda aldı. Vurdu ve gol oldu. Sipan attı. Karagümrük Fenerbahçe karşısında 2-0'ı buluyor. Dakika 62'de.
Sipan sığına çekti, köşeyi buldu, golü attı. Karagümrük, Fatih Karagümrük Sipan'ın golüyle dakika 62'de skoru 2-0'a getiriyor. 1907 Fenerbahçe Spor karşısında. Oğuzhan solo oynadı. Emre Oğut, Osman, Deniz Doğan, Emre Oğut, Oğuzhan, Tommy, Erhan Açer, Deniz iyi pas yaptı Fenerbahçe. Onur orada bir penaltı beklentisi. Finn kaleci degajını kullandı. Onur, Emre Oğut, Tommy savunma arkasına doğru orada bir deneme. Ama Onur attı dikkatli. Onur attı dikkatli. Tommy. Top. Out'a gitti. Finn kullanacak kale vuruşunu. Dakika 68. Uzun oynadı Finn. Emre Oğut karşıladı. Tommy, Eren Ançer. Emre Oğut. Emre verdi Tommy. Bomboş Deniz vurdu. Finn çıkardı. Fenerbahçe 2-1'i yakalayacaktı asla. Ama kaleci Finn iyi pozisyon almıştı. Çağdaş, Emre Oğut. Tommy, Eren Ançer. Top Sipan savunmasına yardıma geldi ama pası etkisiz. Deniz Doğan, Deniz, Onur, Deniz, Tommy, şut şansı, Christian orada etten bir duvar ördü Karagümrüklüler. Onur Atlı, Osman, Çağdaş, Tunahan, orada baskı, sonuç vardı Emre Oğut pasını aktaramadı. Erhan'dan iyi bir top, Sipan, çıkarır mı ayağından Sipan, orada top taca gitti. Tunahan, Sipan, Çağdaş, Oğuzhan ayak koydu. Oğuzhan, Emre Oğut veremedi pasını ama top önünde kaldı. Emre Oğut şimdi Tommy geriye oynadı, ilginç bir pozisyon. Eren Ançer, top kimde kalacak? Arment orada. Onur, Erkan. Ama bir foul. Dakika 79. Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Oğuzhan, Eren Ançer, Erkan. Onur, Emre Oğut. Emre Oğut'ta top. Orta gelir mi? Emre Oğut şimdi yaptı ortayı ama Mikail. Osman, Deniz, Tommy, Deniz, Oğuzhan solo oynadı. Orada boşluk var. Onur verdi pasını. Eren döndü vurdu. Karagümrük savunması dikkatli. Oğuzhan, şimdi Emre Oğut. Bir orta denemesi geçmedi. Tekrardan Emre Oğut'ta top. Emre Oğut sol ayağıyla yaptı ortayı. Onur attı bu sefer. Karagümrük şu an geçilmiyor. Osman, Deniz Doğan. Deniz baskı, Çağdaş kazandı. Deniz'in kayarak hamlesi foul oldu. Karagümrük oyunu tekrardan hareketlendirecek. Onur Atlı, Erhan, Finn. Uzun oynadı. Kadir boşluk sağda. Arment ceza sahasına girmek içerisindeydi ama çekti topu. Adrian'dan bir pas atası. Sipan. Top hala kendisinde Sipan'ın. Adrian orada. Onur, Oğuzhan, Onur, Deniz, Erkan ayak koydu. Kadir'den sol tarafa doğru. Derin bir top. Furkan ayak koydu. Tekrardan top Kadir'de kaldı ama Emre Oğut savunmasına yardıma geldi. Ön alanda Karagümrük baskısıyla bir şeyler yapmaya çalıştı ama olmadı. Adrian, Arment'in kayarak hamlesi ve maç sonucu geldi. Fenerbahçe evinde Karagümrük Espor'a 2-0 yeniliyor.
Ve haftayı puansız kapatıyor Fenerbahçe. Evet, Karabükspor da zirve takibini sürdürdü böylelikle. Evet. 3 puanlı haftayı noktalayarak. İsmail Coşkun, güzel yayınınızı önümüzdeki sene tekrar izlemeye geleceğim demiş. Yeni yılımızı kutlayanlar da var. Teşekkürler. Maçta tabii maça Fenerbahçeliler biraz üzgün. Karagümrük taraftarı da bir hayli mutlu ortaya çıkan sonuçtan. Ve gecenin son maçıyla da bu haftayı tamamlayacağız. Evet. Yani 2021 takvimindeki son maçımız olacak. Okuyayım mı istersen? Evet, Rize Spor, Yeni Malatya Spor maçı. Kalede Kubilay Kağan oynuyor Rize Spor'da. Sağda Metin, solda ortada Mark, solda Calvin. Stoperlerde Serhat ve Alpay var. Sağda Mehmet Severler, solda Yavuz Zan. Forvet arkasında Baran Apaydı. Forvet'te Özgür ve Morris oynuyor Rize Spor'da. Bu arada bir daha Rize Spor 11'ini alır mısın? Soldaki Yavuz Zan'a Yavuz Bappe diye adını kaydediyor. Haberin olsun. İyi oynuyor ve 13 yaşındaymış. Burada öyle yazılanlara göre evet. Genç yani 13 mü, değil mi? Öyle bir şeydi sanki. 12-13 yaşında bir arkadaş. Öyle bir bilgiyi de vermiş olayım. Yeni Malatya Spor 11'ini alabiliriz. Yeni Malatya Spor'da kalede Şeref var. Üçlü bir savunma. Melih, Arda, Mete oynuyor. Önlerinde Dario ve Dario oynuyor. Sol içte Mustafa, sağ içte Eray. Sağ tarafta Burak, sol tarafta Yunus Emre. Forvet'te de Koray ve Eda Su Tokyöz. Orada da bir kadın oyuncumuz evet, var. Evet, Eda Su iyi de oynuyor bu arada. Çok başarılı bir oyuncu. Gollerini de anlattık çok. Bakalım bugün de başarılı performansını sürdürmesini bekliyoruz. Ve kadın oyuncuların sayısında artmasını bekliyoruz. Evet. Ligimizde. Yavuz 14'e girmiş dün. Tayfun Karaca. Doğum günü kutlu olsun Yavuz. Evet, 13 yaşında. Tabii bu oyunda şey yok değil mi yani? Öyle bir kutlama söz konusu değil. Peki acaba ligin en yaşlı oyuncusuyla en genç oyuncusunun bilgisini bize Kadir verebilir mi? Bence de. Bu da ilginç bir detay olabilir. Mesela bu oyunu kaç yaşında biri oynuyor olabilir? Yani 9 yaşında da oynuyor. Hayır, yaşlı olarak. He. Öyle delisi. Allah 45 vardır abi. Yani 50'ler falan hiç bulaşmaz değil mi? Yani. 60'a çıkar mı? Yok. İmkansız mı? Yani imkansız demiyorum ama. Çok sonradan diyorsun. Evet yani bilemeyeceğim. Evet, ligimizdeki en yaşlı oyuncuyu da biz merak ediyoruz. Bakalım o bilgi bize gelecek mi? Haftayı bitireceğiz. Bizim gol rekabeti konusunda 8 gol oldu. Bu maçta 3 gol bulursak yakalayacağız değil mi? Evet. 8, 9 gol oldu. 2, 7, 9 gol oldu. 9 evet. Gol oldu. 2, 2 gol daha çıkarsa bu maçta. Yakalayacağız, 3 gol bulacağız. Olacakmış gibi geliyor. Evet. Rize Spor'un, yani Yeni Malatya Spor'a şey olmasın ama Rize Spor'dan böyle bir bugünkü Trabzonspor performansı bekliyorum ben. Umarım... O zaman bir plakada o mu yapacak? 5-3 mü bitecek? Onu bilemem. Onu bilemem ama keşke öyle bir şey olsa. Yani takım fark etmeksizin. Ya 4-4 olsun veya 5-3 olmasın da. Tabii. Bol golü bir maç bekliyoruz. Ve gecenin son maçı bizi çok bekletmedi. İzleyenlerimiz de bekletmiyor. Çaykur Rizespor'la Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Bol gollü, zevkli bir karşılaşma izlemeyi ve sizlere izletmeyi umuyoruz değerli izleyenler. 2021'in takviminin son maçında karşılaşmaya Çaykur Rizespor başladı. Yeni Malatyaspor önünde. Savunmada paslaşmalar. Serhat sağ kanada gönderdi. Mehmet. Mehmet. Metin. Mehmet. Alpay, Calvin, Metin, Çaykur Rizespor top çeviriyor. Eray araya girdi. Eda şimdi bıraktı Burak. Yeni Malatyaspor atağa başladı Yunus. Mustafa, Eda, şimdi Mustafa orta Eda'ya doğru sekti savunmadan yine Mustafa topu aldı. Mustafa bıraktı Eray. Eray'dan Burak. Burak, Eray, Yunus. Calvin.
Eda, Koray, Mehmet, Yunus, Baran, Özgür bıraktı, Serhat, çok pozisyon izleyemedik maçta şu dakikaya kadar. Çoğunlukta Rizespor'un topa hakim olduğunu görüyoruz. Yavuz geçemedi. Mete. Serhat. Baran. Mark bıraktı. Metin. Mehmet sağ kanatta boşluk bulamadı. Geriye dönmek zorunda kalıyor. Mark. Metin, Mehmet, Mustafa araya girdi, topu kontrol etti, çizgi kenarında pasını verdi. Bir kez daha Mustafa, bu kez uzun oynadı. Şimdi Koray hareketlendi. Koray ceza sahası içinde, Mark'ın müdahalesi, sonrasında kaleci Kubilay. Dakika 20, golsüz eşitlik var Rize'de. Kaleci uzun gönderdi. Faul beklentisi var. Arda Genç. Oyun devam ediyor. Mehmet Alpay. Şimdi Yavuz. Genç oyuncu Yavuz. 14 yaşına girmiş. Onu da doğum gününü kutlayalım. Yunus. Eray. Koray. Mustafa. Şimdi Dario bıraktı Koray'a. Koray yetişebilecek mi? Sekti, kale boş. Eda golü atamadı. İkinci pozisyon. Eda bir kez daha vuramıyor. Atak devam edecek. Müthiş karambol Çaykur Rizespor ceza sahası içinde. Eda boş pozisyonda topu ağlara gönderebilirdi ama golü kaçırdı. Alpay. Yavuz. Açıyor oyunu. Serhat. Düzeltiyorum. Metin. Şimdi Baran. Baran bıraktı. Burak. Eda. Koray. Yunus oynadı. Bekledi Yunus. Yunus. Eray. Mustafa. Yunus. Eray. Top geçmedi Yavuz. Yavuz sıyrılamadı. Seken topu Burak alıyor. Yunus. Mete. Arda Genç. Melih bıraktı. Arda. Mustafa, Yunus, Eray, Eda, Yunus, Arda Genç. Offside bayrağı kalktı. Serhat. Alpay ile oynadı. Mehmet. Baran. Şimdi Koray bıraktı. Yerde Yavuz. Serbest vuruş ceza sahasına girmek üzere. Ama yerde kaldı. Bir metre sonra faul gelse penaltı olacaktı. 18 metrelik mesafe ceza yayından bu serbest vuruş kullanılacak. Çaykur Rizespor'da kaleye bir vuruş mu gelecek? Merakla bekliyoruz. İşaret geldi. Paslaşarak kullandılar. Savunmadan sekti. Tehlike uzaklaştırıyor yeni Malatyaspor. Şimdi pozisyon, gol fırsatı, karar penaltı. Bu kez penaltı ama hayır, biz yanıldık. Daha önceki pozisyona faul verilmiş. 29 metrelik mesafe, dakika 36. Hakem oyunu durdurunca orada penaltı olduğunu düşündük. Sanıyorum oyuncular da öyle düşündü. Eda. Alpay. Serhat. Yavuz. Yavuz götürüyor topu. Yavuz verdi pasını. Şimdi Baran bıraktı. Özgür, Melih. Yunus. Oyun devam edecek mi? Hayır. Serbest vuruş kararı. Mustafa hemen kullanacaktı ama vazgeçti. Arda Genç. Mustafa. Calvin. Yavuz'la oynadı. Yavuz'un önünde boşluk var.
Yavuz döndü ortaya doğru. Seken top Eda'da kalıyor. Eda pas hatası Serhat. Sağ kanada doğru. Melih dikkatli orada. Dakika 43. Baran. Serhat. İyi pas. Savunma araya girdi. Dario. Koray. Mustafa. Artık ilk yarıda son anlar. 0-0'lık eşitlik var maçta. Serhat, Baran. Şimdi Arda araya girdi. O da ilk yarının başarılı isimlerinden biri. Ve ilk yarıda son düdük geliyor. Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Çok zevkli bir maç olduğunu ilk yarıda söyleyemeyiz. Daha çok orta alan mücadelesi. Özellikle ilk yarının ilk bölümünde. Evet. Sonraki bölümler biraz daha hareketlendi ama Yeni Malatyaspor'un özellikle Eda ile yakaladığı aslında en önemli pozisyon Eda'nın pozisyonuydu. Ama bir kombine, bir atak, ardı ardına gol fırsatları ve o karambolden gol çıkaramadı Yeni Malatyaspor. Ben maçın ortada olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Rizespor daha çok topa hakim olsa da Yeni Malatyaspor'da topu kaptığında etkili geliyor. Ama biz tabii ki en azından iki gol bekliyoruz ikinci yarıda. Bakalım yorumlara. 2-1 Rize alır demiş Hakan. Erdem Özkılıç. Aa, kadın oyuncum var demiş. Evet, Eda gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Biz de yakından takip ediyoruz ve kadın oyuncuların sayısının artmasını bekliyoruz. İkinci yarı başladı değerli izleyenler. Yeni Malatyaspor topu şimdi kaybetti. Çaykur Rizespor geliyor. Şimdi vuruş, gol geldi. Henüz 47. dakika. 47. dakikada gol geldi ve Rizespor öne geçti. Yavuzan. Rizespor 1, Yeni Malatyaspor 0. Bakalım Yeni Malatyaspor'un cevabı gelecek mi? Calvin araya girdi. Baran. Calvin. Koray'a doğru. Metin. Mehmet. Özgür'le oynadı. Özgür'ün pası. Mehmet. Sekti top. Şut pozisyonu. Yine savunmanın müdahalesi yerinde. Dario. Top kimde kalacak? Mustafa. Alpay'dan dışarı çıktı. Mustafa, Dario. Orada sıkıştı Yeni Malatyaspor ve topu kaybettiler. Yavuz şimdi şut fırsatı. Eray, karambol, ikinci gol şansı. Baran sekti. Çok önemli fırsat. Takım arkadaşından değil mi dışarı gitti? Evet. Şanssız an. Arda Genç, Mete. Burak. Eray bıraktı. Mete. Burak. Mustafa kaybetti. Özgür. Baran. Yavuz. Harika hareketler Yavuz'dan. Baran. Baran. Top kaybı. Eray. Yavuz. Söktü, aldı. Şimdi Rizespor tehlikeli geliyor. İyi pas Mehmet. Oo. Gol mü? Hayır. Şeref gerçekten doğru yerdeydi orada. Çok iyi tahmin etti. İkinci pozisyonda Yavuz gol atamadı. Korner kullanıldı. Karambol. Şut. Yine savunma. Atak devam edecek. Müthiş karambol. Kiev karambolü gibi. Mete uzaklaştırdı. Baran. Mustafa. Yerden pas. Yunus, Serhat verdi pasını. Arda orada dur dedi. Dario, Musti. Eda pozisyonda pres yapan isim Burak.
Mustafa, Eray. Sağda boşluk Burak. İyi döndü Burak. Bir güzel hareket daha. Yunus, yüksek top. Mark. Harika bir pas. Yavuz. Alpay. Özgür geçmedi. Mustafa. Koray. Yunus. Yunus. Burak. Ceza yerinde Alpay. Baran. Yavuz'un pası. Arda Genç. Korner. Dakika 72. Rizespor 1-0 önde. Ve ikinci gol için yükleniyor. Şimdi yüksek bir top ceza sahası içine geldi. Mark indirdi ama orada takım arkadaşı yetişemiyor. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Arda Genç. Mete bıraktı. Eray. Mete sol kanada doğru. Melih. Arda. Eray. Uzun pas. Eda koşuyor. Calvin. Yunus. Yeni Malatyaspor kazandı. Eda indiriyor. Mustafa. Özgür. Mehmet. Özgür. Acelesi yok Rizespor'un. Zaman ev sahibi ekibin dostu. Calvin. Serhat. Metin. Özgür bıraktı Mehmet'e doğru. Offside yok. Mehmet. Mehmet son çizgi. Mehmet çevirdi. Cezayı Serhat bıraktı Alpay. Alpay yükseklik kazandırdı. Şimdi orta. Ne yapıyorlar? Ters tarafa röveşata. Yavuz biraz ekstra pası abarttılar gibi değil mi? Mete. Bir röveşata geldi ama. Yani bir gol gelirse dünü yakalayacağız. Evet, geçemeyeceğiz ama. Geçemeyeceğiz yani. Ama en azından dünü yakalayalım. 6-1'lik gelen bir sonuca rağmen evet, dünü geçememek ayıp olacak yani. Belki Trabzonspor'un çabasına rağmen. Trabzonspor'un bir maçında yine bana böyle denk gelmişti ve olmamıştı ilginç bir şekilde. Beni sevmiyor herhalde Rize. Yine olmayacak diyorsun Mehmet. Ama daha 5 dakika var normal süre olarak. Tabii ki Yeni Malatyaspor'dan da gol gelebilir. Onların da biraz topa sahip olup rakip yaralarına yıkması lazım ama bunu başaramıyorlar. Zaten bu taçlar oyunun durması da tam Rizespor'un istediği tempo. Evet. Mustafa bir taç daha. 3,5 taç üstü. Öyle mi oldu? Mehmet. Metin. Mark. Kalecisine mi dönecek? Öyle bir hali var sanki. Mark. Alpay. Mark. Melih. Şimdi sağ kanada doğru. Özgür. Dakika 89. Rizespor 1-0 önde. Malatyaspor nihayet topu kazandı. Eda. Eray. Dario. Rizespor da çok kalabalık. Evet. 2 dakikalık uzatma oynanacak. Alpay. Mark. Çok sakin. Uzun oynadı. Oo, bomboş. Taç çizgisi kenarında topu kontrol. Varan aldı. Varan herhalde süreyi oynuyor. Şimdi verdi pasını. Gol fırsatı çevirdi. Serhat gol mü? Hayır Şeref. Hayır diyor. Hayır diyor. Müthiş bir kurtarış. Maçın skorunu değiştirecekti. Kazananı değil. Ama Şeref'in kurtarışı skoru 1-0 olarak tescilledi. Çaykur Rizespor yine de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Evet. Bizim dün rekabetimizde 11-10 kaybettik. Tabii sen programın başında abi sen winners'ın diye gaz verince işte o enerjiyle biz bittik. Orada yenilmiştik zaten. Evet değerli izleyenler, programın sonuna geldik. Bu haftanın da sonuna geldik. Bir kez daha tekrarlayalım. Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Evet. Yeni yılda sağlık, mutluluk en önemlisi değil mi? Evet. Sağlık, mutluluk. Başarı dolu bir yıl,
koca bir yıl hayallerin gerçekleşti. Hayallerin gerçekleşti ama herkesin hayali gerçekleşirse o olmaz. Olmuyor mu? Sağlık yani olmaz. Senin hayalinle benim hayalim örtüşmezse ne olacak? Sağlık en önemlisi abi. Sağlık, mutluluk, huzur. Evet. Dolu, senin de dediğin gibi istediklerinizin olduğu, başarabildiğiniz, bol para kazandığınız bir yıl olsun efendim. Hoşçakalın. Bay bay.